Erasmus için delilik aslında ilkel beyinden beri var olan bir mutluluk göstergesidir. Delilik adı verilen olgu aslında akılla ilgilidir. Ve deliliğin bir türünde aklın aşırıya gitmesi vardır. Hala insanlar ruh sağlığı çalışan uzmanlarına trafik kazası yaparsınız da kan kaybınızdan öleceksiniz, acile gitmeniz gerekir ya, o duruma gelene kadar gelmeyi tercih etmiyor. Einstein teorisini kanıtlayamasaydı deli olarak kategorize edilirdi. Dördün pazar klasiği neler oluyor hayatta, hoş geldiniz. Edgar Allan Poe, delilik sandığınız şeyin sadece duyuların fazla keskinleşmesi olduğunu söylememiş miydim der. Öte yandan şimdiye kadar delilik toplumlarda hep aşırılık, şiddet patlamaları, nöbetler, halüsinasyonlar olarak anlaşıldı. Ama ya sandığımız gibi değilse? Delilik dediğimiz şey gözde görülür ve çarpıcı tepkilerden değil, sıradan insanlarda da bulunan özelliklerden oluşuyorsa... Başka bir deyişle deli olmak ile delirmek arasında fark varsa, hadi gelin bu hafta felsefede ve bilimde delilik diye bir başlık açalım. Foucault'a da bakarak Erasmus'un gerçek bilgelik deliliktir, kendini bilge kabul etmek ise gerçek deliliktir diye ifade ettiği delilik nedir sorusunu soralım. Örneğin delilik bir sınır ihlali midir? Ne dersiniz? Delilik nedir? Deli olmak ve delirmek arasında fark var mıdır? Vallahi bu dünya kafaya takmak değil, delilik en güzel deliliktir. Akıllı deli, buraya dünyaya tak, kafana takacağına deli ol, millet seni taksın. Kime göre deli, kime göre niye deli değil? Yani bakış açısı. Kim deli, kim akıllı? Deliler belki de bizden akıllıdır. Onun için delinin tanımını sadece tıbbi olarak açıklamak yeterli değil. Akıllı bu dünyanın karnını çekeceğine, deli ol dünya senin karnını çeksin. Bundan daha basit yok. Aklın bittiği yer. Aslında delilik saf ruh. Deli olmak genetiğinde olan bir şeydir. Delirmekse insanı o andan çileden çıkarmaktır. Erasmus 1509'da Deliliğe Övgü adlı çalışmasında deliliği iki unsur üzerinden ele alır. Ona göre delilik gerçek bilgeliktir. Gerçek bilgelik de gerçek deliliktir. Yani her ikisi de çok iç içe geçmiştir. Erasmus için delilik aslında insanlığın tabiatında ilkel beyinden beri var olan bir mutluluk göstergesidir. Ve çocukluk dönemimizde bu mutluluk unsuru çok daha fazladır. Deliliğin mutluluğa sebebiyet verdiğini söyler ve şöyle der, hayattaki en tatlı tat, en tatlı duygu, en mutlu unsur deliliktirdir. Deliliği bu kadar güzel anlatır. Foucault'a baktığımızda Foucault deliliği bir izolasyon, toplumsal izolasyon üzerinden, yani toplumsal kapatılma üzerinden ele alır. Toplum tarafından dışlanan özne, birey, delidir tümcesi üzerinden hareket eder ve şöyle der kendisinden örnek vererekten, akıllıları çalışacak kadar deli, deliliği çalışacak kadar da akıllı olduğunu söyler. Foucault için tabi delilik aslında modern dünyanın özneye tıpkı bir panoptikon, işte üst göz, her şeyi denetleyen o iktidar gözü üzerinden zapt etme hikayesidir. Foucault bu modern dünyanın deliliğe bakışını eleştirir. Evet, Erasmus da eleştirir ama Erasmus deliliği çok daha tatlı bir dille ifade eder. Foucault deliliği düşünürken deliliğin 4 evrimsel aşama geçirdiğini söyler toplumsal zihinde. İlk çağda toplum delileri kendi toplumsal alanından iter. Çünkü onlara göre deli doğaüstü güçlere sahiptir, kötüdür, topluma zarar verendir. Orta çağda toplum ve deliler arasındaki o demir perde kalkmıştır. Deliler toplumla birliktedir, toplumlar da delilerle. Sonra sanayileşmeyle birlikte yine
toplumun delilere kendisinden ittiğini görüyoruz. Çünkü sanayileşmede makineleşme var ve üretime katılmayan işsizler gibi, işte deli dediğimiz grup gibi unsurları toplumun dışladığını, sistem gereği dışladığını görüyoruz. Çünkü çalışmaktır hani sanayileşmenin esas gayesi. Ve burada özellikle Foucault'un bu dönemi çok eleştirdiğini görüyoruz. Sonra 19. yüzyılda yine delileri toplum bir şekilde izole ediyor. Şimdi sanayileşme de 1600'lü yıllarda Paris'te genel hastane adı verilen bir hastane açılıyor. Ve orada deliler gibi, işte işsizler, yaşlılar, yani toplumu bir şekilde yavaşlatan dediğimiz grupları bu büyük kapatılmayla birlikte iktidarın, toplumun, devletin kapattığını görüyoruz. Daha sonra 1793'te Fransa'da iki tane doktor, 19. yüzyılda tabii bu, bir psikiyatri merkezi açıyorlar ve diyorlar ki biz delileri kurtaracağız, ünlem işaretiyle. Foucault burada tabii son derece eleştirel yaklaşıyor ve sizin bu kurtulma, kurtarma dediğiniz şey aslında zapt etmedir diyor. Hepimizin bildiği üzere toplumda tanımlanmış belli kurallar söz konusu. Çalışma veya ekonomik üretim, aile, dil, oyun ve bayramlar gibi kavramların üstüne olan kurallar. Foucault bu kurallara uymayan marjinal bireyleri değerlendirirken, eski zamanlardan bu yana her toplumda mutlaka bulunduğu pozisyona göre dışlanan bireylerin olduğunu ve bu insanların günah keçileri gibi görüldüğünü söyler. Oysa Foucault'a göre onları soytarı ya da deli diye bir kategoriye koymadan, prototip insanın dışında dilediği gibi giyinen, sokakta dilediği saatte yürüyen ve kimseye zararı olmayan, düşündüğü hiçbir gerçeği saklamadan dile getiren insanlar olarak görmek gerekir. Günlük hayatını sükunetle sürdüren ve hepimizden biri olan kişinin aniden yoldan çıkmasını ve psikoza tutulmasını sağlayan ne? Belki de burada yanlış bir yaklaşım söz konusu ve doğru soru da şu. Delilik alışılageldiği üzere her zaman şiddetle ilişkilendirilebilir mi? Ya da şöyle de sorabilirim. Delilikte beklemede kalan bir şiddet var olamaz mı? Şiddetin delilikle bir alakası var mı? Yani her deli saldırgan mıdır? Yani her deli saldırgan olacak anlamına gelmiyor. Örneklerini görüyoruz yaşantımızda, hayatımızda, etrafımızda. Kesinlikle her deli şiddet eğilimi olmuyor. Delilik psikiyatrik bir şey. Öyle deliler var, şizofren bilmem deli deniyor. Yani bunların saldırganlıkla falan alakaları yok. Saldırganlık başka bir şey. Hayır, kesinlikle bağı yoktur. Şiddetle delilikte nice deliler vardır. Asla saldırganlık yapmıyor. Önce kendilerine zararı vardır. O tepkileriyle belki biraz çevrelerine zarar dokunabilir ama o farklı şeyler bence. Saldırgan olan akıllı sandığımız deliler saldırgan. Yani deli olan biziz, onlar değil. Şizofren olursa zaman zaman saldırabiliyor bildiğim kadarıyla ama bence şiddetin delilikle hiç bilgisi yok. Delilikle şiddet şöyle ilişkili. Şimdi aslında deli olmaktan bahsettiğimiz şey bizim psikolojik, ruhsal olarak bozukluğu olan bir gruptan bahsediyoruz. Ha, bu normal mi? Evet, normal. Çünkü hiç kimse diyemez ki bu zamana kadar ben hayatımda hiç depresyona girmedim. Hiçbir kaygı bozukluğu yaşamadım. Mesela bize 3-4 yaşında ebeveynler gelir, çocuğum karanlıktan korkuyor. Biz normal deyip eğer korkmuyorsa anormal deyip göndeririz. Çünkü dönüp baktığımızda kendi çocukluklarımız da dahil olmak üzere, bu zamana kadar ben hatırlamıyorum, ben kendim de dahil olmak üzere, karanlıktan korkmadığımı, tuvalete koşarken canavar gelecek, yakalayacak diye korkmadığımı. Hani bizim burada bahsettiğimiz kasıt biraz daha bunun uzun gelen, süre gelen hali. Bu ne oluyor? Bizim beynimizde prefrontal korteks dediğimiz, beynin bütün muhakeme yeteneğini, kararlarını, yöneten yönetici ve yürütücü işlevlerin tamamen toparlandığı bir bölümümüz var. Delilik dediğimiz durumda, yani bu beynin nörokimyasal değişimlerinin fark ettiği durumda tabii ki biz çok sağlıklı kararlar veremiyoruz.
şiddetle ilişkilendirebileceğimiz nokta buradaki o kontrol mekanizmasının baskılanması. Orası durduğu için biz yeterli gerekli kararları alamıyoruz. Alamamamıza tabii ki bizi daha fazla depresif, daha fazla agresif, normalde belki tolere edebileceğimiz süreçleri şiddet bazında çözebilmemize neden oluyor. Ha, bu bahsettiğim illaki fiziksel şiddet olması gerekmiyor. Psikolojik şiddet de aynı şekilde. Çünkü insan karşısındakini eziyorsa, karartıyorsa, küçümsüyorsa, yok sayıyorsa bu kendi içindeki karanlığıdır. Çünkü kimse kimsenin hakkında yorum yapabilecek kadar ömürlük bazda düşünüyoruz. Tanıyamaz ya da tanımlayamaz. Fikir sahibi olmak başkadır ama bireysel bir kişinin tamamen ne olduğunu söylemek çok başka bir durumdur. Modern tarihin en üretken seri katil olduğuna inanılan İngiliz bir pratisyen hekim, Harold Shipman, 250'den fazla cinayet işlemiş ama yıllarca saygın bir hekim olarak görev yapıp insanların takdirini kazanmıştı. Tıp alanındaki en güncel araştırmalardan haberdardı. Tutulan ve yoğun çalışan bir muayenehane işletiyordu. Nazik ve düşünceli bir insan, mükemmel bir dinleyiciydi. Fakat bir yandan da pek çok hastasını özenle öldürmekteydi. Psikiyatristler tarafından muayene edilirken bariz akıl hastalığı emarelerinden hiçbirini göstermemişti. Psikanalist Darian Lehder, Delilik Nedir kitabında gayet normal görünen ama günün birinde ağır suçlar işleyebilen insanları inceleyerek deliliğin ne olduğuna dair bakışımızı değiştirmemiz gerektiğini savunuyor. Sizce haklı olabilir mi? Çağın önemli filozoflarından Lehder'ın görüşleri deliliğe bakışımızda çığır açabilecek nitelikte. Lehder, birbirinden farklı olsa da hepimiz kendimize özgü şekillerde deliyiz. Deliler birçok açıdan hepimiz arasında hayli rasyonel kalır der. Peki sizce delirmeden de deli olunabilir mi? Modern zamanlarda yaşıyoruz. Günümüzde her şey aslında çok iç içe geçmiş durumda. Yani teknolojinin ilerlemesi, şehirlerin kalabalık bir hale gelmesi, işte nüfusun yoğunlaşması, işte kariyer, iş dünyası, istihdam, fabrikalarda çalışan insanlar, sürekli içinde kendimizi içinde bulunduğumuz koşuşturma ve tüketim çılgınlığı bizi bir şekilde yoruyor, depresyona sürüklüyor ya da işte ruhumuzda bir kaosa yol açıyor. Dolayısıyla bazen kötü günler geçirebiliyoruz. Bunun süresi uzayabiliyor. Yani kötü haftalar, kötü aylar geçirebiliyoruz. Bunun dışında insani olarak da her insanın bir sinir sistemi vardır ve bu sinir sistemi aslında bizi korur. Normal olan hayatımızı devam ettirmemiz için bir takım önlemler alır. Ama yaşadığımız hayat eğer yoğunluklu bir şekilde sorunlarla yüz yüze olmayı beraberinde getiriyorsa insan bazen delirebilir, tabiri caizse mecazi anlamda çığırından çıkabilir. Hani deriz ya her şey bir cinnete bakar. Bazen aşırı tepkiler verebiliriz. Ya da bir koy vermişlik içerisinde kendimizi bulabiliriz. Aman deriz hani bunu da yapmayı vereyim. Ya da işte bu da böyle olsun ne olacak canım efendim. Ya da bu işin sonunda ölüm yok ya diye. Ya da kahkaha atarız, güleriz. Ya da işte ne bileyim oyun oynarız, dans ederiz. Çok ciddi sorunlarımız vardır çözülmeyi bekleyen. Fakat biz bunları çözmeyiz. Kendimizi başka bir şeye, oyuna, eğlenceye ya da gezmeye, tozmaya adayabiliriz. Dolayısıyla psikolojik ya da psikiyatrik anlamda deli olmadan delirebiliriz. İsmet Özel'in çok güzel bir şiirinde geçen bir ifade bu. Delirmek hakkını elinde bulundurmak. Bazen deli dolu olmak da gerekiyor. Dilimizde de yerleşmiş bir kavram vardır. Delikanlı. Hani biraz belki cinsiyetçi olacak ya da erkeklere özgü bir kavram olacak ama bazen de işte biraz coşmak gerekiyor, biraz akmak gerekiyor, bazen biraz akışına bırakmak gerekiyor. Varsın toplum buna anormal desin. Çünkü normal olanın belirlenmesi de biraz ideolojiktir, biraz siyasidir ve toplumsal düzeni sağlamak için bir takım normaller belirlenir. Bazen o düzene muhalif olmak ya da bir takım şeyleri ters yüz etmek de iyi olabilir, bize iyi gelebilir. Delilik belki
belki de dehanın bir bedeli olarak da değerlendirilebilir. Mesela Van Gogh gibi kulağını kesip sevgilisine yollayan ressamlardan, insanların saygı duyduğu, sanatta devrim yaratan katil, Caravaggio'ya birçok ilginç hayat öyküsü olan sanatçıya rastlıyoruz. Yani sanatın her alanında deliliğin hiç de azımsanmayacak bir yeri var. Peki siz ne dersiniz? Delilik gerçekten yaratıcılığa dönüşebilir mi? Dahiliğin bedeli delilik midir? Hayır, değildir. Onların o dönemlerde, bugün de dahil kabul edilen yetileri çoğu insanlar bence hazımsızlıktan deli diye tanımlamaya çalıştılar. Aslında üstün yetenekli sanatkarlardır. Deli olduklarını kabul etmiyor. Demek ki o zaman deliler sanatkardır mı diyeceğiz? Belirli bir zeka seviyesinin üstünde belirli kavrama yeteneği bilmem ne olan adam delilikle ne alakası var bunun yani? Çok okuyana da uçuk derler, çok konuşana deli derler. Aklı başındakine de deli diyorlar ona bakarsan. Bir şeyi sorguluyorsan delisin zaten. Dahillikle delilik arasında doğru bir tespit. Zaten Einstein de biliyorsunuz aşağı yukarı deli olarak tespit ediliyor. Herhalde ben de deliyim. Peki dahiliğin bedeli midir deli olmak? Bence. Mozart, kafamda sesler duyuyorum der. Ve onların birbirinin uyumundan bahseder. Daha sonra bunları notaya dönüştürür, başarır. Şayet Mozart bunları notaya dönüştüremeseydi biz Mozart'a deli derdik. Başardığı için kendisi dahi oldu. Aynı şey Einstein için de geçerli. Kendi vücudunu uzay boşluğunda olduğunu söylüyor ve bu söylemini kanıtlıyor. Einstein teorisini kanıtlayamasaydı deli olarak kategorize edilirdi. Şimdi buradan baktığınızda sanatçı, bilim adamı, yazın adamı kendi söyleminden bir şey üretebiliyorsa, kendini kanıtlayabiliyorsa önce kendisine sonra dünyaya deli olmaktan kurtuluyor, dahi oluyor. Ve evet sanatçılıkta, bilim adamlığında delilik gereklidir. Çünkü çağın önünde gitmesi gerekiyor. Ve tarih sahnesi hep bu insanlığa fayda sağlayan ama kendilerine aslında fayda sağlayamayan dahi delilerimizle, dahilerimizle doludur. Eğer kişi yaptığı şeyden, dahilikten yani para kazanabiliyorsa dahidir. Alkış görüyorsa dahidir. Beğeni topluyorsa dahidir. Bunların tezatı varsa, beğeni toplamıyorsa, alkış yoksa, toplum onu kabul etmiyorsa ve para kazanmıyorsa delilikle damgalanır. Aslında bu çok uzun yıllardır, yani Orta Çağ döneminden beri sürekli süregelen bir durum. Salvador Dali, bu ve bunun gibi birçok ünlü düşünürümüz, yazarımız, şairimiz, Franz Kafka, hani oradaki melankoli, bu manik depresif hal, bipolar bozukluk belirtileri, yıllardır şizofreni form dediğimiz bizim psikotik bozukluklarla eşleştirilmesi. Şöyle bir durum var. Bununla ilgili o kadar çok araştırmalar yapılıyor ki yıllardır bir şeylere çünkü bu bizim beynimizin de belirsizlikleri tamamlama özelliği olduğu için sürekli bir merak söz konusu olduğu için ve özellikle de 20 yıldır gündemde popüler bir konu olduğu için bununla ilgili çok ciddi araştırmalar yapılıyor. Aksine bizim psikoz olarak nitelendirdiğimiz şizofreni form bozukluk grubuyla hep hani o hayal gücü, o hayalperestlik özdeşleştirirken ünlü bir işte bu yaratıcı, dahi, ressam, müzik yapan sanatçılarımızla yapılan araştırmalar bununla aslında çok ilişkilendirilemediğini gösteriyor. Ama yapılan geçmişe yönelik, geçmişten günümüze gelen büyük düşünürlerle ilgili yapılan araştırmalar, o dönemde yapılan araştırmalar, onlar mesela bizde %20'de görülen psikolojik rahatsızlıkları onlarda %80 oranında görüldüğünü gösteriyor. Ve bu çok ciddi bir oran. Ve bunların birçoğunun şimdiye kadar dönüp bakıldığında %75'inin bizim lityum içerikli dediğimiz psikofarmakolojik ilaç grubunu kullandı. %35'e yakınının intihar etti. Ve belli dönemlerde depresyon ve manik bozukluk geçirdikleri
araştırmalarla kanıtlanmış bir durum. Bunu ilişkilendirebilir miyiz? Bu veriler tabii ki tamamen ilişkisiz diyebileceğimiz bir nitelikte değil. Ama ilişkilendirme bazında farklı bir seçenek, eleştirel bir bakış daha öne sürmemiz gerekiyorsa, bizim beynimiz parmak izimiz gibi. Herkes farklı şeyler düşünebiliyor. Kimse birbirinin aynısı değil. Ve herkesin belli beyin bölgeleri farklı alanda gelişebiliyor. Mesela bizim parietal lob dediğimiz, bu işte uzaysal, mekansal yetenekler, evren, hayal gücümüz, bazılarında daha çok gelişebiliyor. Veya ön lob daha farklı bir şekilde oluyor. Bazıları kokuyu çok iyi alıyor, bazıları çok daha iyi işitiyor, duyuyor. Bunu da eleştirel bir bakış olarak ilişkilendirmeden sadece bu insanların beyin yapısının daha farklı olduğunu da düşünebiliriz. Foucault, edebiyatın dahi belli bir zamana kadar toplum ahlakını destekleyip insanları eğlendiren bir kurum oluşundan çıkıp günümüzde dilinin daha aykırı bir hal aldığı, delilikle arasında bir yakınlık kurduğu gözlemine yer veriyor. Dahası Foucault, edebiyatta yeni alanlar yaratabilmek adına deliliği taklit etmek ya da fiilen deli olmak gerektiğini onaylamak için Nietzsche'yi ve Baudelaire'i düşünmek yeterli diyor. Belki daha önce edilmiş birkaç kelam, ufak da olsa, bu meseleye dair bir anlayışa ulaştırır bizi. Nietzsche'nin önerdiği, gerçeğin elinden ölmemizi engelleyecek bir şey varsa o da sanattır. Rilke'nin her dize bir deneyimdir sözleri ya da Malraux'un sanat bir karşı yazgıdır tespiti. Belki tam da bu yüzden kamu sanatçıyı kişilerin en uyumsuzu seçer. Hele de Robert Bresson'un dediği gibi, sanatçı bir şeyleri herkesin yaptığı şekilde yapamayan kişi ise bu konunun özüne dair bir iki şey sezmek işten değil. İşin bir başka fotoğrafına da bakalım mı? Deliler, çocuklar ve yaşlılar bir toplumun vicdanıdır. Peki Türkiye'de deliye, deliliğe nasıl yaklaşılmıştır? Halkın tımarhane dediği bimarhaneler nasıl yerlerdi? Delilere nasıl davranılırdı? Öte yandan belki de asıl üzerinde inceleme yapılması gereken azınlıkta olup kapatılan bireyler değil de çoğunlukta kalıp kapatılmayan bireyler olabilir mi? Başta delilik evrenin oluşmasıyla beraber insanlar bu farklılıkları fark ettikten sonra epilepsi sarı hastalığına bağlanıyor. Evet, bizim trepanasyon dediğimiz ilk en baştaki tanımda kafalarını da küçük bir delik açarak aslında o ruhu çıkartmaya çalışıyorlar. En başta delilik bu şekilde oluşuyor. Tamamen tıp bilimlerde, psikiyatri, nöroloji ayrılmadan önce. Bunun üzerinde belli bir süre geçtikten sonra 16. yüzyıla geldiğimiz zaman Foucault büyük kapatılmadan bahsediyor. 1656 yılında genel hastane kuruluyor Paris'te ve orada yapılması gereken, topluma uyum sağlamayan, aslında delilik olarak değil, normal davranmayan, normal dışı sergileyen, belki burada sanatçılarla da dahilerle de eşleştirebileceğimiz şey. Çünkü sanat bir varoluşun nesnesidir. Kendi içinde bir haykırışın bir nesneye betimlenmesidir. Kendi anlatamadıklarını kendinde yaptığı eserde bulması ve bunu insanların anlaması demektir. Ama toplum düzenine baktığımız zaman her zaman bir uyum söz konusudur. Ve her zaman dışarıda kalanlar bir şekilde ayrıştırılmak, yani bizim dezavantajlı dediğimiz gruba girer. O dönemde bu genel hastanenin kurulmasıyla bu insanlar yargılamaya da tabi tutulmadan, hukuki olarak akli dengeleri kendi yargılanmalarına el vermeyeceği düşünülerek direkt normal, ilk başta cüzdanlılar, işte cinsel hastalıkları olanlar, daha sonra benim biraz önce saydığım bu psikopatolojik rahatsızlıkları olan grupların hepsini bu genel hastane tarzı, genel hastaneye kapatıyorlar. Ve bunu ne yapıyorlar? Dini olarak da uygunsuz olduğunu destekleyerek orayı tamamen böyle bir ortamı oturtmuş oluyorlar. Genel hastanenin dolmasıyla beraber, bu toplumda bu tabunun oturtulmasıyla beraber yaygınlaşıyor. Tımarhane nedir? Aslında hayvanların tımar edildiği yerdir. Yani o insanlara bakış açısı aslında o kadar acımasız ki, kimse normal olmamayı kendi bilerek ya da isteyerek seçmiyor. Ama orada tımarhane ismiyle devam ederek yıllarca, bizim ülkemizde de ilk başta kurulduğu üzere bu şekilde devam ediyor. Akıl hastanesi, hastaneleri aslında şey gibi, bir grubu akıl hastaneleri var. Çünkü oradakiler akıllı değil.
ve dışarıdaki grubun akıllı olduğunu iddia etmek için aslında bir sembolize ifade ediyor. Türkiye'de günümüzdeki şu andaki durum ne? Hala insanlar ruh sağlığı çalışan uzmanlarına böyle trafik kazası yaparsınız da kan kaybınızdan öleceksinizdir, acile gitmeniz gerekir ya, o duruma gelene kadar gelmeyi tercih etmiyor. Şu anda 21. yüzyıldayız. Hala durum, hani bunun esintilerini görmek istiyorsak, hala insanlar deli olmaktan korkuyor, delirmekten korkuyor, delirebileceğini bilmekten korkuyor, normal olup olmadığının farkında değil. Ve o önyargıyla diyelim ki gittiyse bile kimseye söylememeyi tercih ediyor. Ama biz bir hayattan, bir yaşamdan bahsediyoruz. Normal, anormal, doğru, yanlış, eğri, her şey mantık felsefesine dayandırılıp tartışılabilir. Nasıl ki biz öksürdüğümüzde dahiliyeye gidip ilaç yazdırıyorsak, burada da ruhta devam etmeyen bir şeyler var, gitmeyen bir şeyler var. Ve bizler bunun yolunu biliyoruz, yordamını biliyoruz. En azından belki bu programdan sonra bu süreç biraz daha toparlanabilir. O bilinçaltındaki baskı, endişe, kaygı biraz daha azalabilir. O şekilde faydalı olabilir. Yoksa biz de zaten insanlar için varız. Deliliğin Tarihi adlı iki ciltlik devasa bir kitabı vardır Foucault'un. Foucault burada Orta Çağ'dan günümüze Batı'nın delilikle ilgili algısını, eylemlerini işte ortaya koyduğu bir takım ürettiği kurumları ele alıyor ve görece olarak bir karşılaşma yapıyor. Açıkçası Foucault Batı'daki disiplinlerin, farklı disiplinlerin delilik olgusunu tam manasıyla anlayamadığını, anlamak istemediğini vurguluyor. Bunun siyasal, sosyal, ekonomik sebepleri var. Bu arkeolojiyi yaparken Foucault önce Orta Çağ'a bakıyor. Orta Çağ'a baktığında deliliğin adeta tanrısal bir vergi olduğu fikri var. Yani delilik tanrısal bir armağan ya da tanrısallığa yakın bir durum delilik. Bu yüzden deliler Orta Çağ'da toplumla iç içe yaşıyorlar. Yani toplum tarafından kapatılmayan, tımarhanelere kapatılmayan kimseler olarak görülüyor deliler. Rönesans'a geldiğimizde ise delilikle ilgili yaklaşımlarda bir kırılma yaşandığını görüyoruz. Delilik biraz bilgelikle, yani Erasmus'un da etkisiyle biraz bilgelikle ilişkilendirilmeye başlanıyor. Hatta toplumsal muhalefette delilik bir enstrüman olarak da kullanılıyor. Yani işte kralı eleştirmek istiyorsanız, mesela bu romanlara da konu olmuştur. İşte Erasmus deliliğe övgü yazmıştır. Mesela Cervantes'in Don Quixote kitabı da yine aynı etkiyi görmek mümkündür. Don Quixote yel değirmenlerine karşı savaşıyor. Aslında iktidara karşı savaşıyor. Dolayısıyla bir tür cesaret, muhalefet anlamları da taşıyor delilik. Rönesans'ta şöyle bir farklılık var. Deliler Orta Çağ'daki gibi rahatlıkla toplumun içinde yaşayamıyorlar. Biraz toplumdan kovulmaya başlanıyorlar, dışlanmaya başlıyorlar. Şöyle bir uygulama yapılıyor. Deliler gemisi diye bir çok bilinen bir şey vardır. Deliler gemilere dolduruluyor ve işte liman liman geziyorlar. Genelde denizdeler. Yani toplumun istemediği kişiler kapatılmıyor ama uzaklaştırılıyor, kovuluyor. Bir de delilerin atıldığı kuleler vardır. Mesela hani İngiltere'de, Fransa'da Deliler Kulesi. Bu Deliler Gemisi birçok sanatçıya ilham olmuştur. Mesela Hieronymus Bosch Deliler Gemisi adlı bir tablo çizmiştir. Çok ünlü bir tablodur bu. Yani sanata, edebiyata efendim konu olmuştur. Mesela Molière'in hikayelerinde işte bu delilik, şen deli kavramı vardır Rönesans'ta. Efendim hayattan zevk alan, işte kahkaha atan, maskot anlamında deli. Kapatılmıyor fakat uzaklaştırılıyor. Yani toplumun dışına atılıyor. 17. ve 18. yüzyıla gelindiği zaman ise delilere yaklaşım giderek değişmeye başlıyor ve deliler kapatma evleri adı verilen evlerde tutulmaya başlanıyor. Bu evler çok kötü, böyle mağara gibi, izbe efendim ve delilerin içinde bir takım işte cin, peri gibi böyle hani güçlerin olduğuna inanılıyor ve delilere hayvanmışçasına muameleler yapılıyor. İşte prangalar bağlanıyor, zincirleniyor falan ve kesinlikle toplumun dışına atılıyor. İşte bu kapatılma dediğimiz hadise, yani Foucault'un bir diğer kitabı da Büyük Kapatılma'dır. Burada da işte bu kapatılma meselesini anlatıyor ve Batı toplumunun
istemediği, anormal olarak gördüğü, işte deliler, işsizler, serkeşler, hırsızlar, eşcinseller ya da inançsızlıktan çıldıranlar, yani inançsız olanlar, bir de aşırı inançlılar. Yani bu da deliliğe yol açıyor. Bütün bunların bu kapatma evlerini, daha sonra 18 ve 19. yüzyılda ıslah evlerini ve 20. yüzyılda, hani 19. yüzyılın sonlarına itibaren ise kliniklere kapatıldığını söylüyor. Dolayısıyla toplum tarafından avare, işsiz, faydasız görülen ve ekonomik tarafı da var bunun. Ekonomiye bir katkısı olmayan kimseler bu mekanlara, yani hastanelere, akıl hastanelerine, ıslah evlerine ve hapishanelere kapatılmaya başlanıyor. Ve böylece orada onlara da iş de yaptırılıyor. Bir takım üretimler yaptırılıyor. Yani bunlar böyle boşu gezeceğine, hiç değilse orada bize verimli olsunlar. Dolayısıyla iki tane temel sebep var. Birincisi güvenlik. Çünkü toplumda normlar belirlenmiş. Yani kapitalizmin sanayi devriminde gelişmesiyle birlikte, hızlanmasıyla birlikte toplumdaki normlar üst seviyeye çıkmış ve toplumun huzurunu bozacak kimse istenmiyor. Aklıma Platon geldi. Foucault'dan 25 asır önce Platon delilerin kapatılması gerektiğini söyleyen bildiğimiz kadar ilk filozoflardan bir tanesi. Diyor ki deliler, diyor, evlerde kapatılmalıdır. Delileri evde kapatmayan hane bireylerine ceza verilecektir, verilmelidir şeklinde. Dolayısıyla bu kapatma fikri Foucault'a özgü değil, çok eski kökenleri var. Foucault bu kapatılma meselesini gözetleme kavramı bağlamında da açıklıyor. Ve Jeremy Bentham'ın 19. yüzyılda hapishaneler için tasarlamış olduğu gözetleme kulesi, yani panoptikonu bir kavramsallaştırma olarak kullanıyor Foucault. Ve diyor ki hastanelerde ve akıl hastanelerinde ya da hapishanelerde işte ortada duran yüksek bir kule. Kuleden baktığınızda herkesi görebiliyorsunuz ama kimse sizi göremiyor. Dolayısıyla gözetleme fikri, denetleme ve gözetleme fikri bu panoptikon sayesinde efendim delilere karşı uygulanıyor. Ve Foucault giderek Batı toplumunun panoptikon bir toplum olmaya doğru gittiğini söylüyor. Foucault'un düşüncelerini biraz daha günümüze taşırsak eğer, internet, kredi kartları, sosyal medya, efendim bütün bunlar bizim kişisel izlerimizi bıraktığımız yerler. Dolayısıyla aslında biz burada gözetleniyoruz. Burada denetleniyoruz. Neyi tüketeceğimiz, nasıl davranacağımız, hangi kıyafetleri giyeceğimiz, neler düşünmemiz gerektiği, nasıl tepkiler vermemiz gerektiği aslında bir şekilde panoptikon bir tarzda denetleniyor ve aslında toplum olarak hepimiz bir kapatılma, gözetlenme ve denetim içerisindeyiz. Türk kültürüne ya da İslam kültürüne baktığımızda deli olarak görülen kimselerin toplumdan tecrit edilmediğini, dışlanmadığını görüyoruz. Çünkü burada farklılıklar gözetilmiş ve toplum bir mozaik olarak değerlendirilmiş. Dolayısıyla sert bir biçimde normal anormal ayrımı yapılmamış. Bir diğer sebep ise delilerin ilahi tecelli sonucunda işte Allah aşkıyla cezbeye gelen kişiler olduğu şeklinde bir düşünce var. Mesela Behlül-ü Dana ya da Behlül-ü Divane adı verilen, işte çok tasavvufta ön planda olan bir isim var. Bunun gibi abdallar var mesela, dervişler var. Efendim, bu gibi kişilere toplumda saygı duyuluyor baktığımızda, Türk geleneğinde, İslam geleneğinde saygı duyuluyor. Bunlara hayır yapılıyor. Hatta çocuklara öğütler veriliyor. İşte delileri incitmeyin, onlara taş atmayın efendim. Ben hatırlıyorum mesela eskiden şehirlerde, sokaklarda, mahallelerde deli diye gördüğümüz kişiler çokça yaşarlardı. İşte annem onlara yemek verirdi ya da işte kıyafet, giysi işte alırdık ya da kullanmadığımız eşyaları onlara verirdik. Toplumla iç içeydiler ve bazen çok bilgece şeyler de söylerlerdi ve bunlar dikkate alınırdı. Yani delinin delidir şeklinde küçümsenmezdi. Onların sözlerinde bir hikmet aranırdı. Tanrısal, ilahi efendim bir şey aranırdı, bir hikmet aranırdı. Öte yandan baktığımızda İslam kültüründe de ya da dinler tarihine baktığımızda da delilik kavramının iktidar tarafından peygamberlere karşı kullanıldığını görüyoruz. Mesela Nuh peygamber, Musa peygamber işte kendilerine iletilen vahyi topluma anlatırken
toplumun verdiği tepkilerden bir tanesi de işte bu delidir, mecnundur, kahindir, buna inanmayın şeklinde tepki verilirdi. Dolayısıyla siyasal iktidar bir anlamda hani norm belirliyor ve bu norma uymayan ya da kendi işine, çıkarına, efendim kurduğu düzene uymayan düşünceler, fikirler olduğu zaman onu delilikle yaftalıyor. Yine İslam peygamberi Hazreti Muhammed de Mekke'de vahyini iletirken yine oradaki cahiliye Araplarından ilk duyduğu şey Muhammed delidir, mecnundur ya da kahindir şeklinde bir suçlama da olabilir bu. Deliliğin İslam kültürüne baktığımız zaman farklı tarzları da var. Yani Allah aşkıyla delirenler olduğu gibi aşktan delirenler de var. Ya da işte bir takım kötü alışkanlıklar ya da insanı sarhoş eden bir takım kötü alışkanlıklar neticesinde deliren insanlar da vardır. Bunlar birbirinden ayırt edilir. İlahi aşkla cezbeye tutulmuş kişilere İslam kültüründe saygı gösterilir. Hatta bunların tedavisi için bimarhaneler kurulmuştur. Bimarhaneler sadece Osmanlı'da gördüğümüz yapılar değildir. Ta Emevilerden, Abbasilerden, Selçuklulardan, hatta Mısır'da kurulan Tolunoğullarından gelen bir gelenektir bimarhaneler. Avrupa'da insanlar hayvanmışçasına muamele görürken bir taraftan, öte yandan Emevi, Abbasi, Selçuklu ve Osmanlı geleneğinde yüzlerce bimarhane yapılmıştır ve hastalara özel kıyafetler giydirilmiştir. Karantina dediğimiz uygulama yapılmıştır. Yine Batı'da da uygulanan bir yöntemdir bu. Suyla, bir takım taşlarla efendim tedavi etme, müzikle tedavi etme mesela ön plandadır. Edirne'deki 2. Beyazıt bimarhanesine baktığımız zaman burada da yine müzikle tedavi yapıldığını, hastaların su sesiyle müzikle tedavi edildiğini görebiliyoruz. Edirne'deki bimarhanenin farkı, temel farkı, diğer bimarhaneler hep bir külliye içinde yapılıyor, bir kompleks içerisinde yapılıyor. Yani cami var, medrese var, işte arada bimarhane de var. Ama Edirne'deki müstakil bir bimarhanedir. Sırf bu iş için kurulmuş bir yapıdır. Dolayısıyla Türk İslam geleneğinin deli olarak yaftalanan kişileri bir şekilde tedavi etmeye, onları himaye etmeye ve bunun bir hayır olduğu şeklindeki bir düşünceyle hareket ettiklerini rahatlıkla söyleyebiliriz. Hani derler ya, deli olunmadan veli olunmaz diye. Halk arasında bir deyimdir bu. Delilikle velilik arasında çok ince bir çizgi var denir. İşte biraz da burayı konuşalım. Einstein der ki, zekasıyla övünen kişi hücresinin genişliğiyle övünen mahkuma benzer der. Şimdi delilikten dahiliye geçilmez ama bir dahi dönem dönem delidir, dönem dönem dahidir. Arada ince çizgi var mı? Deli delidir. Einstein 72 yaşında gazetecilerin sorduğu suale karşı cevap vermiyor ve dilini çıkararak bir fotoğraf veriyor ve bu tarihi bir fotoğraf oluyor. İşte dahiler toplum tarafından bekleneni değil, beklenmeyeni yaparlar. İşte dahilerin deliliğinden bahsetmek çok mümkündür. Einstein'ın bu örneğinde olduğu gibi. Dahiler çocuk yaştayken deli gibi görünürler. Einstein 9 yaşında ilkokula başladı ve anca o zaman konuşmayı sökebildi. Aklın almadığı şeyi ispatlayana dahi diyoruz. Aklın almadığı şeyi ispatlayamayana da deli diyoruz. Arada evet ince çizgi var ama aslında delilerle dahiliğin tanımını toplumun yapması gerekiyor. Çok toplumsal bir meseledir. Bizlerin çözmesi gerekiyor. Kim delidir, kim dahidir? Neyle? Değerlerle, normlarla. Dahilerinin dahi olduğunu bir toplumun bilebilmesi için değer yargılarının yüksek olması gerekiyor. Eğitime bakış açısının yüksek olması gerekiyor. Tarihte bir dönem deli dediğimizin aslında dahi olduğunu bugün biliyoruz, değil mi? Dolayısıyla son derece kültürel bir meseledir. Hani hep söylemdedir, arada ince bir çizgi var diye, ben buna katılmıyorum. Arada çok kalın bir çizgi vardır fakat bu bizim değer yargımızla birlikte
daha kolay ayırt edebileceğimiz bir çizgidir. Çıtayı yüksek tutarsak, delilerin deli olduğunu ve sevilmesi gerektiğini, toplum içine kabul edilmesi gerektiğini, dahilerin de dahi olduğunu ve insanlığa büyük hizmetler sunabileceğini görüp bunları o toplumsal sistemin içine alıp değişimler yapmalarını, çığır açmalarını sağlayacak kadar güçlü bir hars inşa etmemiz gerekiyor. Şimdi bu minimal düzeydeki delilik dediğimiz şey, o aslında hani eleştiriler bakışla da destekleyeceğimiz, o üstün yetenek olarak algılanan, bu gerçekten ben çok saygı duyuyorum. Bir insanın oturup yazı yazabilmesi, bir yazarın gerçekten o üstün bir dikkat ister, konsantrasyon ister, bizim sürekli verdiğimizin daha bir 10 kat çabasını ister. Oturup bir resim yapabilmek, bilinçaltını tamamen kendin görerek, hissederek karşı tarafa aktarabilmek. Delilik buysa, evet bence bir yerde. Çünkü insan kendinde var olanı her zaman fark edip dışa bir şekilde yansıyamaz. Veya kendi içinde var olanı bilip yaşayamaz, yaşatamaz. Eğer velilikten kastımız buysa, ben sanatçıların yaratıcı olduğunu ve gerçekten deli yanına yakışsa bile veli olarak da görüyorum. Delilik adı verilen olgu aslında akılla ilgilidir. Ve deliliğin bir türünde aklın aşırıya gitmesi vardır. Yani bir fikre, bir düşünceye ya da bir ekole kendinizi fazla kaptırırsanız ya da ölçüsüzce ya da sistematik olmayan bir tarzda eğer bir düşünceye kendinizi kaptırırsanız aklınız bir şekilde ona takılmaya başlar. Her yerde bir şekilde onu görmeye başlarsınız. Dolayısıyla aslında zeka ile ilgili bir tarafı vardır bu durumun. Yani aşırı zeka ya da aşırı düşünme bir şekilde insanları, tabii bu kontrolsüz, bilinçsiz ve sistematik olmayan bir tarzda yapılıyorsa, akıllı olmak kötü bir şey değildir. Çünkü insan aklıyla muhakeme eder, aklıyla ölçer, hesaplar, bir strateji kurar. Ama eğer belirli bir şeye akıl sürekli gidip geliyorsa, sürekli gidip geliyorsa bir süre sonra o dengeyi, muazeni yitirmeye başladığını görürsünüz. Dolayısıyla burada bir tür aklın aşırıya gitmesi durumu vardır. Ama aşırıya giden akıl bazen akıllı olmaya da gidip gelebilir. Yani akıl aşırı akla ya da aşırı akıl normal akla gidip gelebilir. Dolayısıyla delilikle dahilik ya da delilikle velilik aslında bir bıçağın iki keskin yüzü gibidir. İkisinin kökeni, özü, cevheri aynıdır ama aşırılıklar söz konusudur. Dolayısıyla aşırılıkların orta noktasının bulunması gerekir. Orta nokta bulunamadığı zaman da delilik dediğimiz durum ortaya çıkıyor. Delilikle velilik ilişkisi hakkında da şu söylenebilir. Delilik, bir tür delilik, ilahi delilik olarak adlandırılır. Yani Tanrı'nın doğadaki evrene tezahür eden güzellikleri karşısında deliren insanlar vardır. Buna cezbeye gelmek adı verilir. Yani cezbelenmek ya da sekerat haline ulaşmak, sekr diye bir kavram vardır. Kişinin kendi benliğinin taşması anlamına gelir. Kendi benliğinden çıkıp o tanrısal, ilahi benlikle bir olması, ittisal etmesi ya da onunla bitişmesi, birleşmesi anlamına gelir. Dolayısıyla bu insanın ruhunu çok aşan bir durumdur. Yani insanın kapasitesini aşan bir durumdur. İlahi olan delilik, velilik olarak da isimlendirilebilir. Efendim, ez cümle herhangi bir şairin, düşünürün diyebileceği gibi insan olmak çok zor ve hatta büyük ihtimalle delirtici. Bunun bir çaresi de yok üstelik. Öte yandan da hem deli olmak hem de üretken, faydalı bir yaşam sürmek pekala mümkün. Gelecek hafta bambaşka bir konuda buluşuncaya dek sağlıcakla kalın.